Sayın Başkan, Genel Kurulu ve ekranları başında varsa bizi izleyen yurttaşlarımızı selamlıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaparsanız yapın, kürsüye çıkmanın, işçinin sesini taşımanın bir yolunu buluyoruz. Oyumun rengini açıklamak için geldim. Elbette hayır oyu vereceğim ve herkesin hayır vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öncesinde bir not düşelim. Yani biraz evvel 6. madde ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Fakat şunun kayıtlara girmesi gerekiyor. O düzeltme ne sizin eseriniz ne bizim eserimiz. O düzeltme 6 yıldır gerektiğinde sokaklara çıkarak, gerektiğinde meydanlarda oturma eylemleri yaparak, gerektiğinde Ankara'ya yürüyen maden işçilerinin eseridir. Dolayısıyla buradan bir kere o maden işçisi kardeşlerimizi bir selamlamak istiyorum. Mücadele eden işçilerin mutlaka kazanacağını bize bir kez daha gösterdikleri için de teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim kanuna. Elimize aldığımız bu kanun, ben elime aldım, defalarca dikkatli okudum, sonunda şuna ikna oldum. Dedim ki AKP bize bir şey göstermek istiyor. Beterin beteri var, cehennemin de dibi var. Yani her çıkarttığınız kanunda bundan daha kötü kanun gelmez diyorum. Daha kötüsünü yapmayı başarıyorsunuz. Bunun için sizi tebrik etmek gerekiyor. Şimdi niye böyle söylüyorum? Bu memleketin gerçek sorunları ne? İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, gençlerin özgürlük sorunu, gelecek sorunu, yolsuzluklar, rant, derinleşen eşitsizlik, şu kadar kanun var, hiçbir şey yok. Bunları çözecek tek bir öneri, tek bir madde yok. Ne var? Tam tersi var değerli arkadaşlar. Memleketin en önemli sorunu olan işsizliğin daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Şimdi 5 yıl önce memlekette istihdam 28-29 milyonmuş. 5 yılda nüfus artmış. Bakan Bey çıkmış demiş ki istihdamı 2,5 milyon daha arttıracağız. Geldiğimiz noktada 4 milyon daha düşmüş. Şimdi öyle sayılarla falan konuşmayalım. Bakın Kadir Dağ 32 yaşında, Ayhan Duran 50 yaşında, Mehmet Akkoca 39 yaşında, Ercan Özer 38 yaşında, Faruk 48 yaşında, Turan 47 yaşında. Bunlar sadece son bir ayda işsizlik ve ekonomik gerekçelerle intihar eden yurttaşlarımızdan isimleri basın organlarına düşenler. Memlekette işsizlik var, işsizlik var diyoruz. Siz işsizlik deyince bir tek işsizlik fonunu anlıyorsunuz. O da ne yapıyorsunuz? Bakın farkında mısınız bilmiyorum, sormak istiyorum. Biraz sonra evet oyu vereceksiniz ya. Ne olacak biliyor musunuz? İşsizlik fonunda işçinin alın terinden, emeğinden biriken bir para var. Siz bu parayı alacaksınız, patronlara vereceksiniz mesela. Evet dediğinizde bunun olacağını bilerek bu kanuna evet demenizi gerçekten anlayamıyorum. Yani devletin kasasını tümüyle boşalttınız. Kefen parasını bile bitirdiniz ama illa patronlara para yetiştirmek gerekir diye işçinin fonuna, işsiz kaldığında ona yardımcı olacak fona da göz diptiniz. Yani gerçekten sizin döneminizde şöyle bir slogan türedi bence. Bu işçinin işsizlik fonu deniz, yemeyen domuz diyorsunuz. Herkes buradan paylaşsın, bir tek işçiler almasın. Şimdi değerli arkadaşlar, ne diyor bu iktidar? Diyor ki biz işsizliği yasaklıyoruz diyor. İşsizliği yasaklamak şu. Bakın memlekette asgari ücret 2324 lira, açlık sınırı 2450 lira, yoksulluk sınırı 7918 lira. Biz asgari ücret az, açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? İnsaf diyorduk. Siz şimdi bu çıkarttığınız kanunla diyorsunuz ki ey işçi kardeşim, sen bir yıl daha günde 39 liraya yaşa. Ayda 1170 liraya yaşa. Ya yaşayabiliyorsanız siz yaşayın. Ayda 1170 liraya geçinebilen bir tane baba yiğit varsa içinizde bu kanuna evet desin. Peki sizin yapamadığınızı gariban işçi nasıl yapacak? Bunu nasıl bekliyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Ha bitiyor mu? Bitmiyor. Bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu kanun çıktığında açlıktan, yoksulluktan ölüme mahkum ettiğiniz işçi. Diyelim ki bu işçi inatçı. Diyor ki kardeşim ben taşı sıksam suyunu çıkartırım. İlla da çalışacağım. Başka bir iş buldum. Çıkabiliyor mu işinden? Çıkamıyor. Ne diyorsunuz? Eğer çıkarsan senin kıdem tazminatın var ya, onu bana haraç olarak ver. Kıdem tazminatını bırak. Ondan sonra git başka bir yerde çalış. Yani gerçekten bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bence siz bu kanunları okumuyorsunuz. Öyle inanmak istiyorum. Yani bu kanunu okuduktan sonra bu kanuna evet oyu vermek insanın aklının, yüreğinin, vicdanının alabileceği bir şey değil. Ben okumaya devam edeyim isterseniz. Ne diyor bu kanun? İş güvenliği uzmanlarına ilişkin 2024'e kadar bir
erteleme getiriyor. Ya arkadaşlar, 2012'de bir yasa çıkmış. İş güvenliği. Niye çıkmış bu yasa? Çünkü bu iktidarın döneminde 20... Toparlayalım lütfen Sayın Baş. Çünkü bu iktidar döneminde 25 bin işçi, sizin iş kazası dediğiniz, bizim iş cinayeti dediğimiz önlenebilir kazalar nedeniyle hayatını kaybetmiş. Ne oluyor? Doğal olarak iş güvenliği, işçi sağlığı önemli bir hale geliyor ve uzman gerekiyor, istihdamı gerekiyor. Ama ne yapıyorsunuz? Yasa çıkmış 2012'de, ondan sonra 2013'te yürürlüğe girecekken demişsiniz ki erteleyelim. Bir daha erteleyelim, bir daha erteleyelim, bir daha erteleyelim. Yahu 7 kere bir yasa ertelenir mi? 7 kere bu yasayı ertelemişsiniz, şimdi de yakaladınız Covid bahanesini. Hadi bakalım 2024'e kadar ölen ölsün. Arkadaşlar, bu iş güvenliği uzmanları olmadığı için bir işçi öldüğünde yüreğiniz hiç mi sızlamayacak ya? Ben bu kanunun altına imza attım. 2024'e kadar iş güvenliği uzmanı olmadan da çalışılsın dedim. Diyebilecek misiniz sokağa çıktığınızda? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Tam tersini yapmanız lazım. Bu işi daha büyük bir ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Sayın Başkan, toparlayayım izin verirseniz. Bitiriyorum. Tamamlayalım lütfen. Şimdi arkadaşlar, bu iş güvenliği... Ben şunu savunuyorum. Her iş yerinde işçilerin can güvenliğini garanti altına alacak, oranın sağlıklı bir çalışma koşulu olarak işlemesini sağlayacak iş güvenliği uzmanları olması lazım. Ve bu iş güvenliği uzmanlarının maaşını devletin karşılaması lazım. Oluşturulacak bu fonlar. Siz ne yapıyorsunuz? İş güvenliği uzmanını patrona bağlıyorsunuz. Yani parayı veren patron iş güvenliği uzmanına, sonra o iş güvenliği uzmanı patrona diyecek ki sen burada işçinin can güvenliğini garanti altına al. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bunu bırakın ertelemeyi, çok daha büyük bir ciddiyetle ele almak lazım. Maalesef sürem az, bitiriyorum. Suçunuzu hafifletmez ama umuyorum ki, zaten ben ne dersem diyeyim evet diyeceksiniz ama umuyorum ki okumadan evet vermişsinizdir. Yani inşallah okumadan evet vermişsiniz. Çünkü ben diyorum ki bunu okuyan hiç kimse evet diyemez. İşçiler ölmeye devam etsine evet denilemez. İşçinin parası patrona gitsine evet denilemez. Günde 39 liraya yaşaya evet denilemez. Son olarak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani bu Covid'i hep fırsata çeviriyorsunuz ya. Her şey Covid'de fırsat haline geldi. Covid'in sizin... Alayım son cümlenizi. Covid'in sizler için sağladığı bir fırsat var. İyi ki bütün millet maske takıyor. İyi ki burada oy kullanırken maske takıyorsunuz. Çünkü ileride ben bu yasaya evet vermiştim diyemeyeceksiniz ve yüzünüz görülmediği için mutlu olacaksınız. Covid'in size böyle bir armağanı olmuş oldu. Engelli çocuğu olan anne ve babaların en büyük kaygıları kendilerinden sonra çocuklarının ne olacağıdır. Bu o kadar büyük bir kaygıdır ki pek çok aile, anne, baba kendilerinden önce çocuklarının ölmesini ister. Çünkü aileler bilir ki kendilerinden sonra çocukları ortada kalacaktır. Bu yaşamsal bir tecrübedir. Devletin ve toplumun engellilere bakışını bilmekten gelen bir tecrübedir. Devletin ve toplumun bu çocukları ortada bırakacağını bilmekten gelen bir tecrübedir. Ne yazık ki engellilik sanıldığı gibi fiziksel bir mesele değildir. Benim tekerlekli sandalyeyle yürümem beni engelli kılmaz. Beni engelli kılan benim tekerlekli sandalye sürmemin benim toplumsal hayata girmeme engel olmasıdır. Ve bunun temel sorumluluğu devlet ve belediyelere aittir. Yani ben toplumsal hayata dahil olamıyorsam, istihdama dahil olamıyorsam, eğitime dahil olamıyorsam, sosyal hayata dahil olamıyorsam ve bütün bunlar fiziksel ya da zihinsel sebeplerle oluyorsa engelli olan ben değilim. Engelli olan bu toplumun kendisidir, bu devletin kendisidir. Engel olan devlet ve toplumdur. Engellilik sevgiyle aşılmaz, iyi niyetle aşılmaz. Engellilik devletin üstüne düşeni yapmasıyla aşılır. Oysa ne otizm planı devreye konuluyor, ne erişim meselesi bir türlü çözülüyor.
Erişim meselesi engelli bireyin hayata katılmasının temel unsurudur. Erişimi engellemek, ertelemek demek, engelli bireyleri eve hapsetmek demektir. AKP engellilerin bakımını ailelerin üzerine yıkarak, devletin sorumluluğundan kaçarak aslında bu bireylerin bağımlı hale gelmesine, yardımla yaşar hale gelmesine yol açmıştır. Engelli sağlık çalışanları işe alınmıyor. 3000 tane var. 3 kişi bile işe atanmıyor. Engelli öğretmenler işe alınmıyor. Engelli memurlar işe alınmıyor. Devlet kendi kadrolarını doldurmuyor. %3'lük kota vermiş, bunu yükseltmiyor. Engellilerin kendi hayatını sürdürmesi için gerekli tedbirleri almadığınız sürece bu ülkede engellilik bir sorun olmaya devam edecektir. Ve engellilik maddi bir sorundur. Çözme görevi de bu meclise aittir. Yasaları ertelemek değil, yasaları bir an önce uygulamaya koymak, yasaların önündeki engelleri bir an önce ortadan kaldırmaktır. Engellilerin bir tane talebi var. Önlerinde devlet ve devlet kurumları engel olmasın. Bir yasa çıkarıyoruz. Ben buradan işçilere çok açık söylüyorum. Bu yasa kölelik yasasıdır. Bu yasa işçilerin bütün kazanımlarını yok eden bir yasadır. Çıkan yasa ile kıdem ve ihbar tazminatları ve iş güvencesi fiilen ortadan kaldırılıyor. İnsanların işsizlik ücreti denilen, ücretsiz işçiliğe izin denilen ücretle 39 lirayla yaşamaya zorladığınız andan itibaren patronların eline onları mahkum kılıyorsunuz. Eskiden kölelerin boynuna zincir, ayaklarına pranga takılırmış. Şimdi işçilerin boynuna fakirliği, yoksulluğu, ayaklarına işsizlik prangasını vuruyorsunuz. Ve ben buradan işçilere sesleniyorum. Yoksulluk ve sefalet dışında kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bu iktidardan, çay molasında gelip parmak kaldırarak bu yasayı çıkaran bu iktidardan size fayda da yok, medet de yok. İşçilerin kurtuluşu kendi ellerindedir. Kaybedecek fakirliğiniz ve işsizliğiniz var. Kazanacak koskoca bir dünya var.